Şimdi arkadaşlar 47. sayfaya geldik. Fena gitmiyoruz ha. Başka daha önce okuduğumuzda bu kadar hızlı gidememiştik. Bu konu, buradaki konu Hikmet-i Ameliye'nin faide-i müterettibe ve gayet-i müteahhirisi. Yani pratik felsefenin ahlak, efendim, tedbir-i menzil ve siyasetin ne tür bir faydası var? Niye bunu öğreniyoruz? Ve en nihayetinde gaye-i müteahhiresi. Çünkü gaye nedir aslında? Niyet ettiğimiz ya da önceden vaz ettiğimiz bir sonuca ulaşmak. Müteahhir yani sonradan geliyor. Aklen önce, amelen sonra olan bir şey değil mi? Bir amacın niyeti öncedir. Mesela Kadıköy'e gideceğim diyorsun. Zihninde var. Ama gittiğinde onu gerçekleştirmiyorsun. Onun gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz pratik felsefeyi niye öğreniyoruz? Amacımız ne? Ve bunu bitirdikten sonra neye ulaşacağız? Bize ne sağlayacak? Şimdi tabii çok edebi bir metin olduğu için hemen şöyle bir ifadeyle başlıyor. Ki bunları diyor ben size daha önce anlattım aslında diyor. Çünkü diyor bir ilme, herhangi bir bilim dalına, bir alana başlamak için onun genel olarak faydası konusunda, bu faydayı tabii çıkar anlamında ya da günlük dil anlamında düşünmeyin. Diyelim ki nahiv okuyorsunuz. Nahiv'in bir faydası var size. Nedir o? İşte Arap dilini öğreneceksin. İşte tefsir, müfessir olmak istiyorsun değil mi? Yani en azından bir bilimin sana ne getirdiğini teorik da olsa bir tasavvur sahibi olman lazım. Yoksa abesle iştigal edersin. Bu meşhur bir ilkedir. Herhangi bir ilim mi tahsil ederken genel olarak onun hakkında bir tasavvurun yoksa abesle iştigal edersin. Hani bizim bu çok güzel örnek. Üniversiteye yeni gelen öğrencilere soruyorsun. Niye bu bölümü tercih ettin? Kader kurbanıyım hocam. 17. tercihi yazdım. Değil mi? Peki ne bir tasavvurun var mı? Yok hocam. Burada olacak inşallah. 4 sene boyunca olmaya çalışıyor değil mi? Onun gibi. Abesle iştigal ediyorsun. Şimdi diyor ki biz diyor bir bilime başlarken onun her genel hatlarıyla ne fayda getirdiğini ilişkin bir kanaat elde ederiz. Ama diyor onu kemal mertebesinde tam anlamıyla tasavvur etmek için içeriğine dair daha güçlü bir tasavvura ihtiyacımız var. Faide-i nefsi emriye-i muhteddun bihasına. Şimdi bu nefsin emri meselesine girmeyeceğim tabii. Çok problemli bir konu ama yani o bilimin kendinde değeri ne? Diyelim şimdilik. Bilimin kendinde değerine, içeriğine ona bakacağım şimdi diyor. Biraz onu anlatacağım size. Bazı tekrarlarım olacak. Ama bu tekrarlar genel bir tasavvur cihetinden değil de tam bir tasavvur oluşturmak cihetinden olacak. Şimdi neydi şeyimiz hatırlayın. Diyor ki pratik felsefeyi biz niye öğreniyoruz? Şundan dolayı öğreniyoruz. Bizim nefsimizin çift yönü var. Bu çift yönün biri teorik bilgi, böyle pratik bilgi. Teorik bilgiyi eşyanın hakikatini öğrenmek için kullanıyoruz. Bu eşyanın hakikatini öğrendikten sonra elde ettiğimiz bilgiye istinaden onu ölçüt alarak da davranışlarımızı yönlendiriyoruz. Değil mi? Amacımız buydu. Nefsi insani hikmeti nazari sebebi ile veci sabık üzere itikadı hakka ve ulumu mutabıka ile mütehalli ve akaidi batıla ve cehliyatı basita bu mürekkebede mütehalli olduktan sonra. Şimdi şeye dikkat etmek lazım. Bu sistemde bir altta bir çanak var. Bu anlamı oluşturuyor. Bütünü veriyor, birliği sağlıyor. Bunun üzerinde de ikinci bir katman var. Yani nedir o? Önce en zeminde bulunan hakka itikat. Yani bir
nasıl diyelim, evrenin varlığa gelmesini, varlığın imkanını mümkün hale getiren bir temel ilke. Hepimizin bir temel ilkesi var. Değil mi? Bugün bile şöyle bir inançlarınızı yoklayın, kanaatlerinizi, değer sisteminizi, en zeminde bulunan bir ilkeniz var. Bu ilke bu siyasette farklıdır. Bak bir sürü kavga oluyor görüyorsunuz. Diyelim ki bir yol düşünün. Orada yaya geçidi yapacaksınız. Yani yaya geçidi yapmanın şartları nedir? Aslında çok basit. Fenomenal baktığınız zaman fenomenal yani zahire baktığınız zaman yol var. Arabalar var. Yayalar var. Değil mi? Bir denklem kurarsınız. Bu denklemde amacınız ne? Yayalar ile araba arasında birbirine zarar vermeden bir geçiş oluşturmak. Ama bakın bunu Atatürk ülkelerine bağlayabilirsiniz, İslamcılığa bağlayabilirsiniz, milliyetçiliğe bağlayabilirsiniz. Oraya Amerikan bayrağı renkleri kullandığınızda kıyamet kopar. Halbuki siz yaya ile araba arasında bir şey ayarlamak istiyorsunuz. Ya da ne bileyim işte kızıl boyadığınızda hepsini kızıl bunlar komünist falan. Ya da yeşile boyadı değil mi? Karikatürize ediyorum ama aslında sistemler böyle çalışıyor. Sizin fenomenal bir çözümünüzün bir arada tutan, onlara birlik veren zeminde bazı tırnak içerisinde metafizik kabulleriniz var. Siz onu hissetmiyorsunuz. İşte kalemi tutarken bile bu. İşte burada biri girdiği zaman ona davranışınız. Küçükse ona göre, büyükse ona göre. İşte bir kedi giriyor ona davranışınız. Aslında davranışınız fenomenal bir şey, zahirde olan bir şey. Ama ona birliğini veren, ona anlamını veren o zemindeki değer sistematiği. Sistemler böyle çalışıyor arkadaşlar. Bu hastanızla olan ilişkiniz de böyledir. Materyalist bir zemininiz varsa aynı tıbbi şeyleri uygulayacaksınız canım yani. Neticede siz bir hasta geldiği zaman ona hokus pokus yapmıyorsunuz. MR istiyorsunuz, idrar tahlili istiyorsunuz ama o fenomenal yapıyla olan ilişkinizi belirleyen sizin diyelim ki tıp yöneliminiz. Tıbbın felsefi onun dayandığı değer sistematiği yönelimiz. Makine gibi görüyorsan adamı, yani bozuldu düzeltelim, tamir etmeye çalışıyorsun değil mi? Başka bir şekilde görüyorsan onun bir psikolojisi var, çevresi var falan diyorsan daha böyle bütüncül, holistik davranmaya çalışıyorsun. Değil mi? Öyle değil midir? Ya, aynen böyle. Zaten bugün tıp felsefesinde de iki büyük ekol var bu açıdan. Bir materyalist tıp geleneği, bir de daha böyle gayistik unsurları dikkate alan o holistik bütüncül tıp geleneği. Bu her şeyde böyle gençler. Şimdi burada ne yapıyor? Diyor ki önce zeminde bizim temel ilke olarak bir hak, işte mutlak gerçeklik, mutlak, asli fail, tanrı, Allah. Pek çok ad verebilirsiniz. Sonra bakın burada bunun üzerine ulûmu mutabıka. Yani sahnenin zeminini tespit ettiğiniz sahnedeki olup bitenlere ilişkin doğru bilgi. Ulûmu mutabıka bu demek. Yani işte astronomi bilgisi zaten saydık onu hatırlarsanız değil mi? Astronomi, kozmoloji, fizik, yani o sahnede bulunan tüm olguların ve olayların doğru bilgisine sahip olmak lazım. Bak, ahlak sisteminden bahsediyoruz ama dikkat edin. Değil mi? İtikada da hak ve ulûmu mutabıka ile mütehelli. Bunlarla donanmış olacaksınız. Çünkü yanlışın olduğu yerde eşya hakkında, sahne hakkında yanlış bir tasavvurunuz varsa ona göre davranırsınız çünkü. Bu yetmedi. Çünkü klasik gelenekte X, Y'dir bilmek yetmiyor. Yani X, Y'dir çünkü. X, Y değildir çünkü de bilmeniz lazım. Yani bir şeyin doğru olması yetmez. Yanlıştan ayırmak için onun niçin doğru olduğunu ancak yanlışını dikkate alarak bilirsiniz. Ha, bu yöntem çok ilginç bir yöntem. Şimdi mesela Aristoteles, İbn Sina bununla pek ilgilenmez. Buna biz tahkik, burhanı tahkiki diyoruz. Yani bir burhan yöntemi var. Burhan yöntemi nedir? X, Y'dir çünkü. Bunun delillerini, kanıtlarını verirsiniz. Argümantasyonu yaparsınız, kıyasını kurarsınız. Bitti. Aa doğru işte. Ama X, Y'dir burhanını verdikten sonra bir de
ona ilişkin muhtemel itirazlar, muhtemel yanlışlar, sanal bir şeyle ama. Yani o anda sahnede öyle bir şey olmayabilir ama mesela diyelim ki buna X-Y'dir cümlesine türetebilecek tüm itirazlar neler olabilir? Bunların bir dökümü çıkartıyorsunuz. Ve bunları zordan kolaya doğru, güçlüden zayıfa doğru sıralıyorsunuz. Ve her birine cevap veriyorsunuz. Bunun adı da Burhan-ı Tahkiki'dir. Tahkik yöntemi yani Gazali'den başlayıp özellikle Razi'nin, Fahrettin Razi'nin sistematik kazandırdığı bir yöntem bu. Dolayısıyla bir şeyin sadece doğru olduğunu bilmek yetmiyor. Onun hakkındaki muhtemel itirazları ve o yapıyla alakalı olacak yanlışları da bilmeniz dikkate almalı. Buna tahkik yöntemi diyoruz. Zor bir yöntemdir. Bilmiyorum anlatabildim mi seni? Kalem kırmızıdır dersin geçersin. Kalemin kırmızı olduğuna ilişkin itirazlar neler olabilir mesela? Bir sürü şeye giriyorsunuz. O zaman tam emin oluyorsunuz. Ha, demek kalem kırmızıdır. Evet. Dolayısıyla burada da aynı şey. En temelde hak ilkesini kabul ettik. O ilkenin üzerine kurulu sahnedeki ilimlerin ne olduğunu da tespit ettik. Olgu olayla ilişkin ilimlerin ne olduğunu tespit ettik. Sonra akaid-i batıla ve cehliyat-ı basida ve mürekkebeden uzaklaşmayı da temin etmemiz lazım. Ne demek? Batıl inanç. Buradaki batıl inanç bir temel ilkeye ilişkin batıl inanç. Değil mi? Temel ilke yani hak dediğimiz o metafizik zemine ilişkin. Sonra cehli basit ve cehli mürekkep. Neydi cehli basit? Bir şeyi bilmemek. Bir şeyi bilmemek. Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bu cehli basit. Burada ne imkanı var? Adama öğretme imkanı var ya da adam öğrenebilir. Cehli mürekkep neydi? Bilmediğini de bilmemek. Bilmemek, bilmediğini de bilmemek. Çünkü bu adama öğretme imkanın yok. Üçüncüsü neydi? Cehli mikap. Neydi bu? Bilmemek, bilmediğini bilmemek ama en iyi bildiğini iddia etmek. Değil mi? Üç boyutlu cehalet. Hiçbir şey yapamazsın o adama yani. Bunlardan da kurtulmak gerekiyor. Ondan sonra ancak bakın zemini ondan sonra ancak ahlak gelebilir diyor ya. Şimdi bugünü düşünelim bakalım böyle bir anlayışımız var mı bizim? Gerçeklik hakkında tasavvurumuzun tam olup olmadığına dikkat kesiliyor muyuz? Anlattık arkadaşlar geçen şeyde. Adam ta başlıyor Tanrı'dan, fenekler değil mi? Gezegenler, kozmoloji, astronomi sırayla iniyor. Her şeyi bileceksin diyor ya. Yani şunu demek istiyor. Gerçeklik hakkında çarpıtılmış bir resme sahip olan insanın neye göre davranacağını kestiremezsin ki. Siyasi gerçeklik hakkında çarpıtılmış bir resme sahipsen nasıl tercih yapacaksın? Takım tutar gibi tercih yaparsın. Bak hepiniz anladınız. Şimdi hep bak şimdi birden hissettim enerjiyi. Siyasete girdim ya. Uf bütün Türkler ayaklanır biliyorsun. Herkes bizim işimiz zaten. Teorik anlatınca olmuyor. Bir de din konusu var değil mi? Hepimiz biliyoruz o konuları. Bir de tababet var. Hani o çok daha özel bir şey. Şimdi Türkiye'de söylüyorum. Türkiye'de niye böyle oldu? Çünkü siyaset gerçekliği hakkındaki tasavvurumuz ne mesela? Yani herhangi bir olay hakkında, bir alan hakkında, yani tıp olabilir bu, siyaset olabilir, toplum olabilir. Toplum hakkında, mesela Türkiye Cumhuriyeti toplumu hakkında adam koca koca adam konuşuyor televizyonda. Adamın kafasındaki toplum ya Almanya, ya Fransa, ya bilmem ne yaşadığı, okuduğu yer değil mi? Hatta adam mimarsa da ona göre çiziyor. Daha önce ben anlatmışımdır Atilla İlhan'ın meşhur hikayesini.
İstanbul'da bir yerde köprü yapılacak. İşte proje yarışması açılıyor. En son estetik tarafına da şey yapmam, karar nedir, fikir beğendirmesi için Atilla İnan'ı da davet ediyorlar jüriye. Açtım diyor, açtık ilk şey jüri, çok güzel. Ama diyor İtalyan mimarisine göre, çünkü yapan arkadaş İtalya'da doktora yapmış. Üçüncüsü İngiliz mimarisi, Londra'da okumuş. Dördüncüsü bilmem ne mimarisi, çünkü orada okumuş arkadaş. Peki köprü nerede yapılıyor? İstanbul'da. Peki İstanbul'un hiçbir tarihi, kültürel, sosyal ortamı yok mu? Umurunda değil ki yapan adamın. Yaşadığı gerçeklik hakkında, toplumsal gerçeklik hakkında, mimari gerçeklik hakkında tasavvur olmayan bir adam, mimari eseri de ona göre yapıyor işte. Bak, gördün mü adamın dediğini? Her konuda böyle bakın. Onun için o mutabıka diyor, uluyor mu mutabıka? Yani içinde yaşadığın ya da seni aşkınsa eğer fiziksel gerçeklik, o gerçeklik hakkında, oradaki olgu olan hakkında o olaylara mutabık olan bir bilgi sahibi olman lazım. Yoksa ne oluyor? İşte duygusal, psikolojik, tepkisel, değil mi? O şeyler ortaya çıkıyor. Her şeyi takım tutar gibi yapıyoruz. Hiç başka bir şeye bakmıyoruz. Benim adamım doğruları ve yanlışları kişilere göre tayin etmeye başlıyoruz. Kim dedi? Tamam, o doğrudur. Bir bak bakalım ya. Kim dedi şu? Kesin yanlıştır. Değil mi? Öyle yapmıyor muyuz? Sınıfta bile böyle yapıyoruz ya. Akademik camiada, mesleki camiada bile böyle yapıyoruz. Benim adamım çaldıysa o hırsızlık değildir, ama öbürü çalmadıysa bile hırsızlık yapıyor demektir gibi dönüşmüyor. Gibi, evet. Ama hizmet de yapıyor ha filan, değil mi? Evet, öyle diyoruz. Şimdi dolayısıyla bugün ahlakı konuştuk. Bu anlamda, bunların anladığı anlamda ahlakı bugün konuşamayız bile. Çünkü temel ilke hakkında bir tasavvurumuz yok. İki, bu temel ilkenin zemininde olduğu gerçeklik küreleri hakkındaki, oradaki olgular hakkında sahih bir bilgimiz yok. Temel iddiaları şu bağda. Sahih bilgin yoksa salih amelin olmaz. Kesin. Çünkü salih amel ancak sahih bir bilgiye nispetle yapılır. Değil mi? Bir de sarih şeyi katacak. Sarih dini bilgi, nakil. Yani vahy, vahye. Orada da bir sarahat arayacak. Sahih bilgi, nazari bilgi, sarih bilgi, nakli bilgi ve ikisinin terkibinden salih amel ortaya çıkacak. Böyle. Olduktan sonra, bak açıkça söylüyor. Olduktan sonra hikmeti ameli dahi tahsil edip, ondan sonra ahlakı tahsil edebilirsin diyor. Yani adamın demek istediği şu arkadaşlar. Yanlış yöne giden bir trende doğru yöne yürümek sizi amacınıza ulaştırmaz. Yani siz Çin'e gidiyorsunuz ama bindiğiniz tren Amerika'ya gidiyor. Fakat siz Çin yönünüzü dönüştürüp Çin'e doğru trenin içerisinde gitmeye çalışıyorsunuz. Zemin Amerika'ya gidiyor. Siz içeriden Çin'e gitmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle olmaz. Demek istediği özeti bu aslında. Ahlak dediğin şey davranış, o gerçeklik içerisinde cereyan ediyor. Tahsil edip anın sebebiyle, yani o ahlak ilminin sebebiyle eylemlerinizi iyileştirebilirsiniz. Ahlakınızı olgunlaştırabilirsiniz. Ondan sonra alçak ya da erdemsizliklerden diyelim uzaklaşabilirsiniz. Değil mi? Niye? Çünkü ancak o zaman hangi eylem kötüdür? Hangi eylem iyidir? Hangisi erdemlidir? Hangisi erdemsizdir bileceksiniz. Neye göre bileceksiniz bunu? Temel ilke bilginiz ve o temel ilkenin üzerine kurulan gerçekliğe ilişkin bilginizle bileceksiniz. Başka türlü olmaz yani. Bu anlayışa göre. Ne demiştik? Ahlak oradaki fizik dünyanın, yeryüzü, fiziksel gerçekliğin bir devamı olarak kurulduğu için. Vakıf olup bak,
A'nın sebebini mehasine amal ve mekarim ahlakın tefasiline arif ve mesavi amali deniye ve fezai ahlaki rediye vakıf olup ancak o zaman yani bir eylemi ben kötü olduğunu nereden çıkartacağım? Erdemsiz olduğunu nereden çıkartacağım? Elimde değil mi bir belli bir zeminle ihtiyacım var. Peki böyle olursa ne olur? Muktezayı ilim ile amil. Ha, bak. Mukteza kelimesi çok önemli bir kelime. Gerektirmek. Artık öyle bir noktadasın ki o gerektiriyor onu. Muktezayı ilim. İlmin gereğini yaparsın yani. Bilginin gereğini yaparsın. Bu kötüdür. Bilgisine sahipsen ki bunun kötüdür bilgisine sahip olmam için değil mi? İyinin bilgisine de sahip olacaksın. Muktezayı ilim ile amil olursun. Ancak o zaman olabilirsin. Yani bilgisiz ahlak olmaz demek istiyor arkadaşlar kısaca. Aileden görüp yaptığın davranış biçimleri şekli itibarıyla erdemli, ahlaklı gözükse bile sen bunun bilincinde değilsin. Bu bir alışkanlık, bir tekrar, bir taklit oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Taklit biçimsel bir özellik kazandığında taklit ettiğin şeye katılma imkanın olmaz. Ondan pay alamazsın yani. Hani işte namaz kılıyor bir annen, sen de eğilip kalkıyorsun. Düşünsene bu ondan, o namazdan pay almıyorsun. Sen aslında şekline katılabilirsin ancak. İçeriğine katılamazsın. Onun için bizim klasik kitapta bir de muhakat diye bir tabir var. Muhakat. Taklit, muhakat. Ne demek muhakat? O da taklit demek. Ama orada hikayeden geliyor. Hikayeye de dahil olarak taklit ediyorsun sen. Yani o olgu olayın formunu, biçimini değil sadece onun hikayesini de, içeriğini de taklit ediyorsun. Ona dahil oluyorsun yani. Bu önemli bir şey. Bir olayın bir hikayesine dahilsen o sadece biçimsel bir taklitten çıkmış olursun. Önemli. Evet. O zaman diyebiliyor muyuz? Bu ahlak dediğimiz o zaman yoksa sadece filozofa az. Yapıp toplumsallaşamıyor burada. Yani herkesin ahlakından söz edemiyor. Niye? Çünkü bilgiyle irtibat kurması gerekiyor. Tabii ki şöyle. Tabii bilemeyenler o ne diyelim epistemik cemaatin nedir dışındadır ama oradaki yapıya muhakat yoluyla katılabilir. Yani sadece biçimini değil de evet aslında bu şöyle uzun bir tartışma girmeyeceğim ama şöyle sizin bilgiyle ifade ettiğiniz şeyi ne diyelim ara yüzde bazı düşünürler sembollere temsillere dönüştürerek değil mi halkın anlayabileceği katılabileceği daha doğrusu bir yapıya dönüştürüp onların da bu işe dahil olmasını sağlayabilirler. Tabii masallar mesela. Değil mi? Efendim efsaneler, mitolojiler ya da eğitim sistemiyle insanlara bunu anlatabilecek örneklikler üzerinden aktarıp onların da katılmasını sağlayabilirsin. Büyük kitlelerin ahlak sistemine katılmasını yolu büyük oranda bu. Hatta özellikle Farabi, İbn Sinacı filozoflar dinin de böyle bir fonksiyon icra ettiğini söylüyorlar ya. Saf rasyonalitenin temsillerle halkın katılabileceği bir dile dönüştürülmesi. Hegel bunun öyle çok kolay olmadığını söyler. Yani bu çok büyük bir iştir yani. Çünkü bir filozof ya da bir düşünür o yaratılıştan gelen kapasitesiyle gerçekliği, doğru bilgiyi idrak edebilir. Ama onu büyük kitlelerin anlayabileceği, o doğruyu, o hakikati ortadan kaldırmadan ama. Büyük kitlelere aktarılacak bir dile dönüştürmek öyle basit bir hadise değil ya. Burada örneklikler, örneklik, temsiller devreye giriyor işte. Temsil sadece herhangi bir bilginin şuna benziyor bu.
5 boyutlu bir uzayda elde ettiğin bilgiyi 2 boyutlu bir uzaya indirgemeye çalışıyorsun. Bir geometrik şekli, değil mi? 3 boyutlu bir geometrik şekli 2 boyuta indirgediğinde dağılıyor. İşte küreyi bir yüzeye resmetmeye çalışıyorsun. Güneş, değil mi? Gök, özellikle gök küresi falan, astronomide. Ona benziyor. Muhakkak bir şey kaybediyor, boyut kaybediyor. Ama bunu yaptığın zaman onu okuma becerisi kazanmış oluyorsun. Onun gibi bir şey. Bunu nasıl yapacaksın? Kolay bir iş değil bu. Burada temsiller lazım. Ahlak dediğimiz şey davranışlarıyla, eylemleriyle bunu gösteren insanlara ihtiyaç duyuyor. Sadece bilginin temsili değil, eylemin, o bilginin eylemdeki temsili, davranıştaki temsili. Nebinin işte ya da büyük ariflerin, değil mi? Ya da insanların, bu önde gelen insanların o erdemleri eylemlerinde, davranışlarında görünür kılması, aşikar kılması büyük kitlelerin onlara katılmasını sağlıyor. Tarih boyunca böyle olmuş bu yani. Şimdi şuna benziyorsun. İnsan hakları diyorsun. Ama tam tersi şeyler yapıyorsun. Şimdi büyük kitleler artık buna inanmamaya başladı, değil mi? Zaten söyledi bir tanesi, ne dedi? İnsan hakları bir fiction, kurgudur dedi. Pazarladıkları bir düşünür, bozuntusu. Dedi bunu, biliyorsunuz. İnsan hakları bir kurgudur. Niye? Çünkü adamın artık buna ihtiyacı yok. Fark ettiler bunu. Bu kavramları manipüle ederek insanlar üzerine kurdukları tahakküme artık bu kavramlar üzerinden tahakkümü sürdürmelerine ihtiyaçları yok. Doğrudan tahakküm ediyorlar. Açık ve net. Yani sen hakaret ederek, aklında dalga geçerek yapıyorlar bunu. Değil mi? Şimdi bir süre sonra bu ne olacak? İnsan hakları kavramının temsilini ortadan kaldıracak. Kimse itibar etmeyecek. Ciddiye almayacak yani. Bak, göreceksiniz bunu, bir 10 yıl içerisinde ne olacak dünyada? Çok büyük ölçekli bir sahnedeyiz çünkü. İzliyoruz yani. 300 yıl boyunca dile getirdikleri her şeyi kendileri çiğniyorlar. Ve bu bir sürü inandırıcılıklarını kaybedecek. Hani Kierkegaard'ın hikayesi var ya, dünya aldırmazlık yüzünden ortadan kalkacak diyor. Çünkü diyor, inancı, yani inandırıcılıkları, inanç derken dine, inandırıcılıkları kalmayacak. Bir örnek veriyor yani. İşte sahne yanıyor, tiyatroda insanlar sahneyi izliyorlar, sahne yanıyor, onu da oyunun bir parçası sayıp herkes gülmeye başlıyor. Ya gerçekten yanıyor diyorum size diyor, ama adama güvenmiyorlar, hepsi yanıyor. Ya bu dünya buna benzedi şimdi. Dünya yanıyor diyecek biri ama hiç kimse aldırmayacak çünkü inandırıcı kalmayacak. Onun için ahlak o ilkenin, o ilkenin üzerine kurulduğu, o ilkenin üzerine kurulan doğru bilginin belirli insanlar tarafından temsil edilmesiyle ancak toplumsallaşabiliyor, kamusallaşabiliyor, kurumsallaşabiliyor. Yani şöyle, yani tipik örnek vardı ya, yalan söyleme diyorsun oğluna ama telefon geliyor, baban yok de, baban yok de diyorsun. Değil mi? Bunun gibi gitti. Ben bunu yazmıştım hatta bir 80'den sonra bir Marksist arkadaş Almanya'ya kaçtı. Çocuklar evlendi. Çocuğu büyümeye başlayınca annesi öğretmen, annesini Almanya'ya getirtti. Çocuklarını yetiştirsin, yerli bir komünist. Yani Türk geleneklerine göre yetişsin diye. Kadıncağız da öğretmen tabii. Hemen ilk öğrettiği şey, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Tamam, Türk'üm, sıkıntı yok, çocuk, doğruyum. Çalışkanıma gelince babaanne demiş, ben çalışkan bir öğrenci değilim demiş. Babaannesi demiş ki, ya boş ver oğlum, söyle geç demiş. Ama biraz önce doğruyum dedik ya, demiş çocuk. Bunu anlatan arkadaş diyor ki, ondan sonra benim annemin çocuğuma öğreteceği hiçbir şey kalmadı. Dinlemez çocuk bir daha seni, salak değil çocuk yani. O da kendince bir zekası var. Bilmiyorum anlatabildiğim meseleyi. Tam da kastettiğimiz bu işte burada. Adamın dediği o. Evet.
vakıf olup müktezayı ilim ile amil. Yani bir x7'leri bildik, x7 değildir'i bildik. Bilgisine sahip olduk. Artık muktezayı ilim ile amil olacağız. Bunun gereğini yapacağız. Şimdi bu gereklilik bir zorunluluk mudur, bir tercih midir tartışmalı. Yani biz herhangi bir şeyin doğru bilgisine sahip olduğumuz zaman, mesela hırsızlık yanlıştır, kötüdürün bilgisine sahip olduğumuz zaman, o bilgi bizi doğrudan eylemlerimizi yönlendirir mi? Burada içsel bir zorunluluk var mı, yoksa hala bir tercih var mı? Bu tartışmalı tabii yani. Bilginin gücü içsel, özsel mi? Yoksa hala biz bir tercihte bulunabilir miyiz? Bu tartışmalı. Peki böyle ne, o zaman ne olmuş oldu? Hem ilmine sahibiz, hem de bu ilme göre eğiliyoruz. Dolayısıyla bir kemal mertebesine yükseliriz. Çift kanatlı bir varlığa dönüşürüz. Hem doğru bilgiye sahibiz, hem doğru eyleme sahibiz, değil mi? Ne oldu o zaman? Hem neşe-i dünyeviyede kemale ermiş oluruz, olgunlaşmış oluruz. doğru yaşamış oluruz. İşlerimizi doğru yapmış oluruz. Yani hep ahlaka uygun yapmış oluruz. Neşet-i uhreviyede de böyle ahirette de böyle doğruyu bildiğimizden ve doğruyu eylediğimizden dolayı da Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve onun seçtikleri, işte nedir, seçkin kullar arasında dahil olmuş oluruz. Böyle bir şey, Kamer suresinden bir ayet alıntılamış. Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarında bulunurlar. Yani artık o şey gibi. Bakın burada işin meseleyi de dinle irtibatlandırarak anlatmış oldu. Böyle bir ahlak yok tabii şimdi arkadaşlar. Onu geçin yani. Sadece klasik bir metni analiz ediyoruz. Ve öyle ahirette, öte dünyada öyle bir nimete gark oldular ki bu tip insanlar, yine Buhari'den bir hadis anlatılmış. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği bir takım nimetler hazırladım sırrına mazhar olurlar diyor. Böyle bir ahlak anlayışını anlatamazsınız kimseye bugün. Evet. Şimdi hasılı diyor. Bizim amacımız en nihayetinde mesut olmak, saadeti elde etmek. Mutluluk ahlakı diyoruz bunlar. Ama buradaki mutluluk öyle basit anlamıyla bir mutluluk değil. Bir tür selim olmak. Hani akli selim, kalbi selim, zevki selim diye bizde bir üçleme var biliyorsunuz. Bir tür, çünkü bir insan bir şeyi bildiği zaman neden kurtulur? Biliyorsun artık onu. Nereden kurtulursun? Belirsizlikten, müfemiyetten, değil mi? Ondan sonra korkudan, kaygıdan, efendim, öngörün artmış olur çünkü. Pek çok şey, olumsuz şey ortadan kalkar. Bu sana bir duruluk kazandırır, duruluk. Selim dediğimiz bu. Bu duruluk sana saadet verir. Mu acaba? Tabii o eleştirilebilir de adamların temel iddiası bu. Yani ben bir şey hakkında, şunun hakkında doğruyu biliyorsam artık bu benim için bir sıkıntı yaratmaz. Basit anlamıyla. Tamam mı? Bir duruluk verir. Selim oluruz. İki nesne ile, iki şeyle biz ancak saadete erişebiliriz diyor. Yani saadetten kastettiği de beden değil tabii burada, nefis. Çünkü beden neticede nefsin bir şeyi, tedbiri. Dolayısıyla diyor, saadet-i nefs-i insani iki nesne ile hasıl ve saide hakiki on nefstir ki bu iki dereceye vasıldır. Yani biz iki şeyle nefsimizi saadete eriştirebiliriz ve bu iki şeyle ancak bir insan saadete, bir nefis saadete erer. Neymiş o biri? Tekrar şimdi artık bir şeyin anlattıklarını daha böyle sistematize ediyor. Birisi tahsil-i ulûm-u hakka ve itikadat-ı sahiha. Bak aynı şey geldi. Ne kadar bilgi merkezli, dikkat ediyor musunuz? Tahsil-i ulûm-u hak ve itikadat-ı sahih. Yani
buradaki artık şey diyor, Tanrı hakkında, evren hakkında, insan hakkında, insan evren ilişkisi hakkında, insan Tanrı ilişkisi hakkında, içinde yaşadığımız gerçeklik hakkında, neyse her şey hakkında bir kere doğru bilgi elde edeceğiz. Ve bu doğru bilgiden hareket ederek de gerçeklik hakkında sahih inançlarımız olacak. Buradaki inanç iman anlamında değil. Sahih inançlarımız olacak. Yani güncelleştirelim. Her gerçeklik hakkında doğru resimlere sahip olacağız. Doğru tasavvurlara sahip olacağız. Çünkü çarpıtılmış bir gerçeklikten doğru bilgi üretilmez. O bilgiden ancak, değil mi? Yani şöyle düşünün. Bir yere gideceksiniz, haritanız yanlış. Ya da Google sizi yanlış yere yönlendiriyor ya da Yandex. O topografyanın bilgisi, o coğrafyanın bilgisi yanlış olunca gideceğiniz yer de yanlış olur. Böyle düşünebilirsiniz. Gerçeklik hakkındaki haritanız doğru olacak ki güzergahınızı ona göre doğru tayin edebilirsiniz. Kısaca bu. İtikadan sahiha, yani sahih şey, doğru inanç yani. Bunu nasıl elde ediyoruz? Teorik felsefeyle. Arkadaşlar yani bakın adamlar dönüp dolaşıp meseleyi hep teorik felsefeye dayandırıyorlar. Teoriye dayandırıyorlar. Eğer biz yani teori bir şeyi teorik olarak bilmek neydi? Onun o şeyin varlık tabakaları içerisindeki ve nedenler hiyerarşisi arasında yerini bilmekti. Yani şöyle bu gelenekte şu mandalinayı bilmek, Rize'den geldiğini bir kenara tutarak söylüyorum. Bu mandalina hakkında konuşabilmek için benim konuşmamın, daha konuşabilirim de, konuşmamın sahih olabilmesi için bu mandalinanın varlık şemasındaki yerini bileceğim. Ve niçin o yerde olduğunu tespit edeceğim. Ondan sonra bunun hakkında konuşmam sahihtir. Mesela bunun hakkında konuşabilirim. İşte bu çok iyi bir mandalinadır, ahlaklı bir mandalinadır, beş vakit namaz kılar filan gibi konuşsam hepiniz yavaş yavaş gülmeye başlarsınız. Niye? Çünkü hepinizin zihninde bunun varlık şemasında yeri üç aşağı beş yukarı olarak belli. Bu yüklemeler bu mandalina yapılamaz dersiniz. Değil mi? Çünkü atom altı hakkında konuşurken yapacağım yüklemeler bellidir. Büyük ölçekli gök cisimleri hakkında konuşurken yapacağım yüklemeler bellidir. Bakın bir nesne hakkında konuşmak bile o nesnenin yerini tayin etmeyi gerektiriyor. Ve niçin o yerde olduğunu tespit etmeyi gerektiriyor. Yarım yamalak da olsa böyle bir tasavvurumuz olması lazım. Her konuda konuşuyoruz. O konuştuğumuz konunun yeri neresi? Altı ne, üstü ne? Sağı ne, solu ne? O konuda bir fikrimiz yok. Niçin orada, onu da bilmiyoruz. Bu insan ilişkilerine çok geliyor. Bir arkadaş bir davranış sergiliyor. Hemen o davranış üzerinden onu yargılıyoruz. Ya niye bunu davrandı acaba? Niye böyle davrandı? Bir derdi mi var? Bir sıkıntılı mı, şunu oturup konuşalım demiyoruz değil mi? Zaten elimizde ip var. Hemen bir adamı asmak için değil mi? Bir yanlışını bulsak, bir eksiğini bulsak. Evet. Hikmet-i nazarı sebebiyle mahsur olur. Tahsil edebilirsin. Bilgi, bilgi, bilgi. Başka çaresi yok yani. Edebul akl, edebul ilim değil mi? Böyle gidiyor sıralama. Edebul akl. Önce aklın bir yönteminin olması lazım. Edep aynı zamanda yöntemdir. Ne demek edebul akl? Aklın yöntemi nedir? Teorik düşünme. Buradan ürettiğim bilgi, edebul bir ilim. İlmin de bir yöntemi var, bilginin de bir yöntemi var. Değil mi? Birisi de ahlak-ı fazile ve amal-i sahile tahalli ve ahlak-ı reddiye amal-i gayri reziyeden tahallidir. İki, dedi ya, iki şey bize mesul. Birincisi bilmek. İkincisi eylemek. Bildik. Tamam. Eyledik neye göre? Bu bilgiye göre eyleyeceğiz. Rastgele eylemeyeceğiz, tamam mı? Erdemli ahlak, salih amel ve kötü ahlaktan uzaklaşmak, erdemsizliklerden beri olmak. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde mesut oluyoruz. Bildik, buyurun. Bildik,
Ama eylemiyoruz. Olmadı. Tek başına bilgi mutluluk getirmiyor. Ona göre yaşayacaksın. Dediğim gibi bakın bu resim doğrudur, yanlıştır, eleştirebiliriz ayrı bir konu. Böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla bu hali kazanabilmek için pratik felsefeyi öğrenmemiz lazım. Daha sonra da buna göre eylememiz lazım. Yani bunu bileceğiz, buna göre eyleyeceğiz. Bu şeyi denklemi unutmayacağız. Bilmek, eylemek. Arada bir lazım mezun ilişkisi var. Gereklilik ilişkisi var. Ya ama bu gereklilik ilişkisi özsel midir, değil midir tartışmalı. Tercih burada nerede? O tartışmalı. O ayrı bir konu. Böyle olmak, yani bir şeyi bilmek ve o bilgiye göre eylemek sadece yeryüzünde bir hayat sürmek anlamına gelmez bu sisteme göre. Öte dünya içinde bu bilgi şart. Öyle bakıyorlar. Yani şeyle Tanrı'yla olan ilişkimiz, öte dünyada şu ya da bu şekilde olmamız da bizim bu ilimle amel, bilgiyle eylem arasında kurduğumuz ilişki belirleyecek diyor adam. Ve şöyle diyor ki, hadi diyelim ki tersini düşünelim. Doğru bilgiye sahip değiliz. Ve doğru bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı da erdemsiz davranışlar sergiliyoruz. Ahlaka uymayan, yani itikadatı batıla ve ahlakı rezile, erdemsiz ahlak sahibiz. O zaman ne olur? Hem bu dünyada hem de öte dünyada gayrimesut, huzursuz oluruz. Çünkü hiçbir zaman harap bir evde insan, yani şöyle düşünün, bir ev diyorsunuz ama çatısı yok, penceresi yok. Soğuklardan, sıcaklardan, efendim çeşitli hayvanattan kurtulamazsınız. Yani bir insanın yanlış bilgi ve yanlış eylem, nasıl diyeyim, yanlış bilgi, kötü eylemle hayatını sürüyorsa o şuna benzer kırık dökük efendim bir evde yaşamak gibidir bu. Her şeye açıktır anlamında. Ama sahih bilgi, salih amel varsa eviniz sağlam demektir. İçinde rahat rahat yaşayabilirsiniz. Böyle bir lazım mevzum ilişkisi kuruyorlar. Eğer yanlış bilgi ve kötü eylemli ilişki bir dünyada yaşıyorsanız sizin artık rahmet-i rahmana kavuşmanız ve yeryüzünde mesut olmanız deveyi iğne deliğinden geçirmek kadar zor. Böyle bir örnek veriyor. Hatta yelicül cemülü fî semmil hiyâti diye. Evet. Peki. Bunu tabii ne demiştik hatırlayın sene başında. Bu ahlak kitabı, yani ahlak-ı alâyı hem felsefi, hem fıkhi, hem kelami, hem tasavvufi ahlak yapılarını birlikte içeriyor. O açıdan meseleyi tamamen buna da bağlamış oldu. Şimdi şurada böyle bir şey var. Nerede kalemler? Şimdi bir gerekçe üretmesi lazım. Niye böyle söylüyoruz? Söylüyor. Rum diyor. Şundan dolayı tekrar aynı şeye geliyor. Biz diyor bir yerden geliyoruz. Bir yerdeyiz. Bir yere de gidiyoruz. İnsanın bütün şeyi, gerginliği bu ya. Buraya mebde diyoruz. Buraya meaş diyoruz. Buraya da meat diyoruz. Şimdi bu adamların sahnesi açık bir sahne arkadaşlar. Yani fizikle alakalı olduğu kadar şurasını şöyle düşünebilirsiniz.
şu mebde, yani insanın fizik tarafı, metafizik tarafı da var. Yani şimdi diyelim ki biz bugün sadece fizik tarafımıza bakıyoruz. Nedir o? İşte Big Bang oldu. Belli bir süreç gelişti. Evren ortaya çıktı. Samanyolu galaksisi, güneş sistemi. Orada canlılar oluştu. Bu canlılar da evrildi. İnsan diye bir varlık ortaya çıktı. Değil mi? Tamamen fizikten üretiyoruz kendimizi. Dolayısıyla fizikten üretince de fiziğin gereğini yapıyorsun. Yani yanlış bir şey yapmıyor sistem. Ama burada bir metafizik sistem, şey, yapı daha var. Mebde, köken meselesi, köken meselesi aynı zamanda Tanrı'yla da alakalı. Çünkü bir de o nefs, ruh, can, bilinç, yani çok çeşitli adlar alan, hemen hemen her kültürde farklı adı olan bir yapı da var. Şimdi arkadaşlar, şemayı, sahneyi nasıl kurarsanız oyun ona göre oynarsınız. Bunu iyi anlamak lazım. Bugünkü sahnenin bileşenlerini bildiğiniz zaman o sahnenin içinde oyun oynayan bir insanı yargılarken ya da ona müzakere ederken biraz dikkatli olmak lazım. Senin kafanda bir sahne var, başka bir sahne üzerine konuşuyorsun. Kırıcı oluyor her şey birbirine karşı. Adamın böyle bir şeyi yoksa şuna benziyor tabii. Burada temel iddia şu. Şimdi insanı çekip alın evrenden. Şu anda bizim gibi müdrik başka bir varlık yok mu, var mı tartışıyoruz biliyorsunuz. Yani bulamadık. Olabilir, olmayabilir, bilmiyoruz. Ama şu andaki bilgimize göre insanı çekin alın. Geriye ne kalır? Fizik kalır. İnsanı dahil ettiğinizde metafiziği dahil etmiş olursunuz. Metafizik olan insan. Beden değil tabii. Şimdi bu sistemde ise, yani ahlak âlâ'nın yazıldığı sistemde ise fiziğin beden olduğu konusunda bir sıkıntı yok. Yani insan da beden. Yani insanın bedeni fizik. Ama burada nefs diye bir şeyden bahsedeceğiz ileride. Şimdilik buna nefs diyelim. Tamam mı? Ruhtan farkı var tabii. Ruh, nefs, akıl, logos, spirit, soul, bunların hepsi üzerine konuşacağız. Nefs diyelim şimdilik. Nefs ise metafizik. Dolayısıyla insan buraya geldiğinde, şurada insanı şey yapalım, böyle bir yapıda. Dual bir yapısı var yani. Çiftli bir yapısı var. Bugün de böyle. İşte insanın bilinç ve beden diye, mind body problem diye felsefede var ya bir şey. İşte dualizm var. Bunu olduğu gibi muhafaza edip buradan gidenler var. İşte güya Descartes bunu kurmuş. Ya yok, bu eskiden beri var. Sonra bunu nefsi ya da ruhu, bilinci, maddi indirgeyenler var. Değil mi? Fizikalist okuma var. Tam tersine maddi bilinci indirgeyenler var. Panpsişist teoriler. Sonra nedir? Bunu farklı şekilde, işte Ümerş teori gibi çeşitli teoriler var bu konuda. Hala bunları konuşuyoruz. Bunları çözmüş değiliz. En nihayetinde İnsanı maddi kabul etsek bile saf, insanın neticede şu ya da bu şekilde bir moral yapı ürettiğini de kabul ediyoruz. Değil mi? Bunun ontolojisini, zeminini, kaynağını tırnak içinde alarak insanın bir moral zemini, bir anlam değer zemini olduğunu da kabul ediyoruz. Şimdi bu yapı böyle olunca şurada hem bedeni hem de nefsi birlikte düşünen bir maaş aslında yaşam demek. En iyi bunu memurlar bilir. Maaş. Maaş yani. 15'inden 15'ine değil mi? Maaş. Emekliysen farklı oluyor ama maaş yani. Yeryüzünde geçinecek. Aiş yaşamak. Şimdi dolayısıyla buradaki yaşamımızı şu iki unsuru dikkate alarak kurguluyoruz. Böyle inanıyorsak tabii. Bakın ne dedim? Sahnenin tanımına göre tiyatro oynanır, oyun oynanır. Ha, şu da var tabii. Böyle inanıp farklı oynayanlar da var. İşte çoğu muhafazakarın yaptığı gibi. O da doğru değil yani. O daha büyük sıkıntı, sana söyleyeyim. Şimdi
Bu bir. İkincisi, yani şurayı dikkate alarak yaşıyorsun. Bir de devamı var bunun diyorsun. Bir mead, dönüş var. Dolayısıyla bu yaşamını bir de burayı dikkate alarak örgütlüyorsun. Diyorsun ki burası durak. Şimdi burayı da tabii birkaç şekilde yorumlayabilirsin. Uğrak, durak, konak. Bunlar kelime oyunu değil. Hristiyan geleneğine göre burası bir uğrak. Geçip gidiyorsun. Dolayısıyla fazla yerleşmen. Ne zamana kadar? Tabii Rönesans'a kadardı öyle. Durak ise bize göre. İslam'a göre burası bir durak. Ama bu durak önemli. Yani burayı imar edeceksin değil mi? Ayet-i kerime var. İmar edeceksin. O durağın hakkını vereceksin. İhmal etmeyeceksin. Konak ise kapitalist sistem. Şu anda bizim yaşadığımız içinde yaşıyor. Konak burası. Yani bir yere gideceğimiz falan yok. Buranın değerini bilelim. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla kurulacak ahlak sistemi, niye adam ikide bir hem bu dünya hem ahiret diyor. Bundan dolayı diyor. Şurada, şu şeyde, sahnede, açık sahnede bedenimi ve nefsimi birlikte dikkate al. Bakın, bedeni küçümsemek yok burada. Yani bu, çünkü İslam geleneğinden geldiği için bedenin hakkını vereceksin. Bedeni ve nefsi birlikte dikkate alarak yaşayacağın gibi öte dünyada me'at, yani nedir onun? Ba's, haş gibi kavramlarımız var değil mi? Yani hesap vermeyi dikkate alarak. Nereden hesap vereceksin? İnsanca yaşadın mı? Yani insanlığından hesap vereceğim. Başka bir şey de değil mi? İnsanlığından. Yani sana emanet edilen insanlığın hakkını verdin mi? Onu ne kadar muhafaza ettin? Şimdi ahlak sistemi de buna göre kuruyor adam. Burayı çok iyi anlamak lazım. Öte dünya inancı, hatta bilgisi olan. Bu bizim inanç dediğimiz şey bugünkü anlamıyla çok müphem bir şey değil. Bilgisi olan bir insan. Çünkü o inancı bilgiye çeviriyoruz. Nereden çeviriyoruz bilgiye? Vahye. Vahiyden gelen, peygamberden gelen bilgiye çeviriyoruz. Nakdi bilgiye çeviriyoruz. Bunu kabul eden bir insanın şuradaki kurgusuyla etmeyenin kurgusu farklıdır yani. Bunu iyi anlayın. Diyorsun ki mesela niye böyle haksızlık hukuksuzluk yapıyorlar? Senin içinde şu vicdanında var ya, hesap verecek. Adam ona inanmıyor ki. Hepimiz ölüp toprak olacağız, börtü böcek olacağız, ot olacağız. Dolayısıyla bu dünyada yaşamanın hakkını vermem lazım. Zayıfı öldüreceğim diyor. Ya diri diri adamların organlarını alıyorlar gençler. Sadece bunu A yerinde yapmıyorlar, B yerinde de yapıyorlar yani. Gazze'de yapmıyorlar, Doğu Türkistan'da da yapıyorlar. Efendim, Latin Amerika'da da yapıyorlar. Yani burada din min ayırmıyorlar ha. Din çünkü bunlar için çok pejoratif bir şey. Çok ciddi bir şey, önemli bir şey değil yani. Önemli olan burada hakkını vererek yaşamak. Çünkü yok böyle bir şey adamın şeyinde, sahnesinde böyle bir kesim, o kapalı bir sahne bu. Burada yaşamanın hakkını veriyor adam. Nasıl ağacı kesiyorsam, efendim bir sivrisineği öldürüyorsam, benim türdeşime benzeyen ama benden daha değersiz olan çeşitli nedenlerle onu da öldürebilirim diyor adam. Sen buna isyan ediyorsun. Çünkü senin değerlerinle çatışıyor bu. O adamın öyle bir değeri yok. Şimdi dolayısıyla Kralzade bu üçlü yapıyı, bu açık sahneyi dikkate alarak sistemini organize ediyor. Zeminde bu var yani. Bir yerden geldik. Bizim bir beden tarafımız, bir metafizik tarafımız var. Şurada bunları birlikte taşıyoruz. Yani bedenim yanında bir de nefsim var. Nefsi ayrı bir bölüm ayıracak. Bakın uzun uzun inceleyeceğiz onu. Şimdiden sizi oraya hazırlıyorum. Nefisin özelliklerini, nefis şöyledir, nefis böyledir, tartışacak bunu. Çünkü nefsi çektiğin an bu sistem çöker. Sistem çöker ya. Dolayısıyla burada, şurayı köprü gibi düşünün. Yani sırat köprüsü illa orada değil, burada. Bu sırat köprüsü, hayat sırat köprüsüdür. Cist, cesaret kelimesi aynı kökten gelir, dikkat edin. Köprüden geçmek kolay değil. Değil mi? Cist ile cesaret aynı kökten gelir.
Nehir de yarmak demek zaten. Nehir yarıyor ya. Üzerine eskiden böyle köprü kuruyorlardı. Siz hatırlamazsınız onları böyle. İplerle çok zor, çok korkardık biz köyde geçerken onların üzerinden. Burayı bir köprü gibi düşün. Hem bedenin, mesela bedeni imal ederek nefsi şey yapmak ki o tür yaklaşımlar biliyorsunuz bizim geleneğimizde doğru değil. Nefse zulmedilmez. Nefsin hakkını vereceksin. Yemek yiyeceksin, içeceksin, eğleneceksin, evleneceksin değil mi? Hepsi yasak. Nefsi de İslam hukuku şeyinin, İslam dininin korumayı taahhüt ettiği neydi? Önce can. Çünkü o can gittikten sonra şey ortadan gidiyor. Akıl, nesil, mal ve din. Beş şeyi korumayı vaat ediyor değil mi? Şimdi bütün nübüvveti anlatırken, bak buraya dikkat. Nübüvveti anlatırken klasik metinler, nübüvvetin amacı nedir? Nerede bu kalemin şeyi ya? Kapağı düştüsün. Şöyle bir soru soruyorlar. Nebiye niye ihtiyacımız var? O zaman da soruluyor bu. Yani matematikçinin yaptığı iş belli, tabibin yaptığı iş belli. Efendim hakimin, her şeyin, her mesleğin bir ya da her sıfat yüklediğimiz adamın o sıfata uygun bir işi var. Nebi diyorsun, haber getiren. Nereden haber getiriyor bu? Nebi haber getirmek demek ya. Nereden haber getiriyor? Bireysel deneyimine sahip olmadığımız bir olgu ve olay hakkında nesnel bilgiyi nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Size felsefi bir soru. Bakın şimdi ben fizik dünyada bile şu nesne hakkında öznel bir deneyime sahibim ama nesnel bilgi olduğunu iddia ediyorum. Nasıl yaptığımızı bilmiyoruz ha. Çok zor bir konu bu yani. Nasıl oluyor da öznel deneyimime konu olan bir olgu ve olay hakkında nesnel bilgi üretiyorum? Sen bir de bunu herhangi bir deneyimine, öznel deneyimine sahip olmadığım olgu olay hakkında nesnel bilgiye nasıl sahip olacağım? Öte dünya hakkında öznel bir deneyimin var mı? Kendi ölümümü bile başkalarının ölümü üzerinden deneyimleyebiliyorum. Cenazeye gidiyorum. Ölen bir insan var belli. Tanıdığım, bildiğim, annem, babam. Onun üzerinden onu deneyimliyorum. Hiç kimse kendi ölümünü deneyimleyemez. O zaman zaten sen yoksun. Ne kadar korkunç bir şey değil mi aslında tasavvur etsen? Allah vere etmiyoruz yani. Unutuyoruz yoksa öyle yaşanmaz ha. Şimdi köken hakkında bir deneyimimiz yok. Öznel deneyimimiz yok. Öte dünya hakkında da bir öznel deneyimimiz yok. Dolayısıyla buradan bir habere ihtiyacımız var arkadaşlar. Nebi'nin en önemli şeyi mebde ve mead'ı dikkate alarak meaş hakkında konuşmasıdır. Bakın dikkat edin. Sırf mebde ve mead hakkında konuşmuyor. Mebde ve mead'ı dikkate alarak meaş hakkında konuşmak. Ne demek bu? Mebde ve mead'ı dikkate alarak meaşta yaşamak. O şekilde yaşamak demek. Biz bunu başka bir yerden alamayız. Yani bir filozof ya da bir ne bileyim bir zeki bir insan oturup öte dünya şöyledir, şöyle hesap vereceksiniz, şuradan geldiniz diyemez. Çıkarımlar yapabilir ama yani bu inandırıcı olmaz. Gazali söylüyor bunu filozoflara. Yani kendi yöntemimiz dahilinde. Yani çünkü felsefe de en nihayetinde öznel deneyime dayanıyor. Bu öznel deneyimde siz bunu deneyimleyemezsiniz ki. Yönteminiz buna uygun değil ki. Ne olacak? Vahiy bunun için anlamlı. Nebi bunun için anlamlı. Onun için Nebi nerede bizde bilmiyorum yani. Günlük hayatımızda nerede? O konu üzerinde ne düşünürüz? Bir fikir yok. Ha şimdi şu soruyu sorabiliriz. Nebi dedik ki mebde ve maadi dikkat alarak insanın maaşını meaşı hakkında konuşuyor. Peki ne söylüyor? Bakın bu da çok önemli. Yani bize şöyle mi diyor? Sağlığınızı koruyun. Hayır bakın bu da çok iyi.
birey ve tür olarak insanı koruyacak ilkeleri vaz eder diyor. Bak İbn-i Teymiye, o da onu söyler, Gazali, o da söyler. Nübüvvetin nihai hedefi mebde ve meaşı, mebde ve meadi dikkate alarak meaşta insanlığı birey ve tür olarak korumak. Bu. Nihai amaç bu. Bunun zeminini söyledi. İşte nedir? Tevhid inancının şeyi diyor İbn Haldun, tamamen budur. Tevhid inancı derken sadece Allah'ın varlığı birliği değil. Nübüvvet artı hesap. Bu üçü nübüvvet, şey, tevhidin bir parçasıdır ona göre. Düşünüyor. Peygamber olmadan, yani nebi olmadan bunlar hakkında biz bilgi sahibi olamayız. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmanın anlamı ne? Burayı, orayı, buraları dikkat alarak dizayn etmeyi sağlar. Bu en nihayetinde bize neyi getirir? Hem fert olarak hem de tür olarak insanlığımı korumayı. Bakın bu çok önemli bir şey. Böyle nereye gidiyor görüyorsunuz. Artık ne doğumun itibarı kaldı, ne ölümün itibarı kaldı, ne insanın itibarı kaldı. Hayvan gibi kesiyorlar insanları. Hayvan gibi kesiyorlar. Kimin insan olduğunu olmadığını onlar karar veriyor, güçler karar veriyor. Güç değişir. Bugün başka biri gelir, yani Hitler kalkar der ki Yahudiler insan değil. Büyük bir zulme imza atar. Gelir şimdi onundan kaçan insanlar Filistinler insan değil diye öldürmeye başlar. Yakın zamanda Araplar güçlenir. Yahudiler insan değil diye öldürmeye başlar. Ruslar güçlenir, Amerikalılar insan değil. Bunun bir sonu yok ha. Seni şey yapacak, engelleyecek bir güç de yok. Gücü güçle dengelemeye çalışıyorsun. Ben daha çok silaha sahip olayım, o çak daha çok silaha sahip olsun. Dikkat ediyorsun değil mi? En sonunda ne olacak? O silahlar elimizde patlayacak. Fert ve tür olarak insanı yok ediyoruz. Nübüvvet olmasa dahi tarihsel yapıya dikkat ettiğimiz zaman kendimizi yok etmeye doğru evriliyoruz. Dikkat ediyor musunuz? İnsan türü kendini yok etmeye doğru evriliyor. Şimdi nübüvvetin amacı bu. Hıfzu nev'il insan. İnsan türünü korumak. Bu sana fiziksel gerçeklik hakkında malumat, marifet vermeyebilir. Ama fiziksel gerçeklikle nasıl temas kuracağına dair bir ilkeler verir. Tutup ormanları kafana göre kesemezsin. Bitkileri kafana göre öldüremezsin. Hayvanları kafana göre doğrayamazsın. Değil mi? Çevrenle bir ilişki kurmanı sağlar. İnsanla olan ilişkini kurmanı sağlar. Temel şey bu arkadaşlar. Onun için Kralzade de meseleyi getirip ona bağlıyor. Burası açık değil mi gençler? Bu şemayı hiç unutmayın. İnsanlarla konuşurken de dikkat edin, bu şemanın neresinde duruyor? Şimdi bazısı bunu dikkate almaz. Bazısı bunu dikkate almaz. Çok önemli bir şema bu. Çok önemli bir şema. Bakın unutmayın. Kafanızda da hep şunu düşünün. İnsanı çekip aldığımızda evrende fizik kalıyor. Fizik önemlidir arkadaşlar. Fiziği iman, yeryüzünü iman ederek dünyayı korumayız dedik ya, hatırlarsanız. İnsanı koyduğunda evrene bir metafizik katıyorsun. İnsanın bir tarafı bedeni tarafı fizik olmakla birlikte o akıl, efendim o anlam değer dünyası evrenin metafizik tarafını oluşturuyor. Bu az bir evren, 14,5 milyar yılı ışık çapında ise metafizik sonsuz bir çapı var. Çünkü biz sonsuzluğu fizik üzerinden değil metafizik üzerinden tartışıyoruz. Belirsizliği fizik açık canım yani. Sonsuz, mutlakı evren üzerinden tartışmıyoruz. Metafizikte tartışıyoruz. Bütün o bilimsel üretimlerimizin zemini metafizik. Fizik hakkında bilgimizi de metafizik üzerinden üretiyoruz. Metafiziği olmayan, yani gözü olmayanın maddeyi görmemesi gibi bir şey. Metafiziği olmayan fiziği göremez. Metafiziği olmayan fiziği göremez. Metafizik yani illa din demek değil arkadaşlar ya. İnsan olmadan fiziği kim görecek? Hayvan bakar. Görüyor mu sizce fiziği? Bak biz nasıl görüyoruz? Bunun içine giriyoruz. O teorik görüş. Nazar diyorsun bak ona. Bakmak demek. Akılla bakıp içine giriyoruz değil mi?
İçini görüyoruz yani. Yoksa şeyde sivrisinek de görüyor. Aslan da görüyor. Görüyor yani hepsi. Ama o içine nüfuz edip bakamıyor yani. Bakmak başka bir şey. Bir yönelimsellik ister bakmak. Bir yönelmeyi gerektirir. Kasti bir yönelmeyi. Intentio, mana. Değil mi? İbn-i Sina buna mana diyor. Buna benim yönelmem bir mana hareketidir. Ancak onda bir mana yüklemesi yaparsam. Dolayısıyla ben orada yöneldiğimde oradaki manayı idrak etmeye çalışıyorum. Bunun manasını, mana derken anlam değil yani. Çok metafizikle de fizikle bir sürü şey tarafında ilişkisi var. Neyse meseleyi metin üzerinden şey yapmayalım, çıkartmayalım. Anlaşıldı mı gençler? Evet. Eğer diyor bir kişi teorik felsefede temel ilkeye ilişkin bilgiden dolayısıyla ilk ilkeden, mutlaktan müteal olan yani zaman mekan aşkı olan ilkeden bir haberse sonra cümle mebde-i meadına cahilse, bak mebdesine ve meadına cahilse ne yapacaktır diyor? Zulmeti cehye, cehalet karanlığına kalacaktır. Şimdi böyle bir şey söyleyebilir, kim kabul eder bunu? Ben fiziği biliyorsam yeter diyor adam zaten. Zulmeti cehlü delalet. Hem cehalet karanlığı hem de delalet karanlığı. Yani yanlış bilgi, yanlış denizde yüzüyorsun demektir diyor yani. Sonra nedir? Öte dünyada da sonsuzca bu kümenin üyesi olur. Eğer diyor hak ilkeye ilişkin, temel ilkeye, mutlağa ilişkin, Tanrı'ya ilişkin doğru bilgisi varsa, mebde ve mead hakkında da imanı varsa, mümini mebde-i mead bir şey varsa, o zaman hevasına göre davranmaz, dinin ondan talep ettiği ahkama göre o ahkama muhalefet etmez, sonra kötü huylardan, kötü davranışlardan uzak durur ve hem dünyada mutlu olur hem de Tanrı'nın rahmetine düçar olur. Dolayısıyla nefsini bir tür nasıl diyelim şeyin meleki bir karakter, nitelik daha doğrusu, nitelik kazanacak hale getirir. Ve öte dünyada da bunun şeyini, ödülünü alır. Bakın dini bir şeye de entegre etmiş oldu meseleyi. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu yapmak için ne gerekiyor? Biraz önce de anlattık. Bir, hikmet-i nazariyeyi, yani teorik felsefeyi de belirli bir meseleyi, mesafeyi kat edeceğiz. Bu hikmet-i nazariye bir iki şey kazandıracak temelde. Teorik felsefe. Bir, Tanrı'ya ilişkin sahih bir itikat ve gerçekliklere ilişkin doğru bilgi. Sonra hikmet-i ameliyeyi öğreneceğiz. Burada, buraya göre kurulmuş hikmet-i ameliyeyi. Dolayısıyla bu ameliyeyi öğrendikten sonra da bunun gereğiyle amel edeceğiz, eylemde bulunacağız. Hem kendi huylarımızı olgunlaştıracağız, hem de Tanrı'ya olan kulluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla biz hem bu dünyada hem de öte dünyada saadeti elde etmiş olacağız. Çünkü yani şunu demek istiyor aslında, fiziğimizden arınıp metafiziğe, metafizikleşeceğiz. Metafizik
o yani cismanilikten arınıp nefsimizi olgunlaştıracağız. Dolayısıyla her cins kendi cinsine meyleder cümlesinin gereğince melekuta doğru yükselmiş olacağız. Buradaki melekler yukarıya yükselmek anlamında değil. Yani metafizikleşeceğiz aslında. Yani o maddemizin bize yüklediği arızalardan temizlenmiş olacağız. Şimdi diyor buraya baktığın zaman diyor aslında şunu görmüş olursun. Nasıl ki insan bedeni hastalandığında işte iki tane tabip var burada. Tıbba gidiyoruz değil mi? Gözüm ağrıyor, şunlar ağrıyor. Aslında ahlak diyor tıbbı ruhanidir. Yani nefsin tıbbı. Şimdi ne dedik? Bir bedeni tarafımız var. Bir de nefs tarafımız var. Bu bedeni burada şu meaş kısmında hastalandığında tedavi edecek bir ilim geliştirdik. Değil mi? Nefs tarafımız hastalandığında çok çeşitli nedenlerle onu tedavi edecek bir ilimdir aslında diyor ilmi ahlak. Tıbbı ruhanidir. Onunla da birleştirmiş oldu. Hatta şöyle diyor bak bu takdirlerden yani şu ana kadar ortaya koyduğumuz bilgilerden açık bir şey ortaya çıkmıştır. İlmi ahlak tıbbı ruhanidir. Nitekim sanatı tıp, tıp sanatı da ilmi cismanidir. Cismani ilimdir. Çünkü hem bedenden kaynaklanan hem de yaşadığımız çevreden kaynaklanan nedenlerle insan nefsi erdemsizliklere, kötü alışkanlıklara duşar olabilir. Bunlar arız olabilir. Biz aslında ahlak bilimini çalışarak bunlardan nasıl kurtulacağız? Erdemsizliklerden yani ahlak-ı rediye, düşük ahlaktan nasıl kurtulacağız? Bunları nasıl ortadan kaldıracağız? Ondan sonra kötü eylemleri nasıl temizleyeceğiz? Ve erdemli ahlaka nasıl geçeceğinizi bize öğretir. Bu bir, dolayısıyla bir bilim dalı olarak bunu öğretir. Dolayısıyla tıp bilimi nasıl ki sıhhatin ortadan kalkmasına neden olan sebebi izale etmeye çalışıp sıhhati tekrar kazanmaya neden olursa o dönemdeki tıp da biraz böyle bir mantıkla hareket ediyor biliyorsunuz. Kauzal bir tıptır klasik tıp. Septomik değildir yani. Değil mi? Septomlara bakıyorsunuz siz bugün modern tıpta. Belirtiler neler? Bunun nedenlerini tespit ediyorsunuz ama bu kauzal bir tıptır. Çünkü belli bir denge üzerinden gittiği için o dengedeki bozulmaları düzelterek sıhhati iade eder. İnsan hasta olmaz, sıhhati gider. Zaten tıp hıfz-ı sıha, sağlığı korumak. Klasik tıbbın ilk şeyi bu. İkincisi eğer hıfz-ı sıhhayı beceremedik, nöbetçi uyudu, mikrop içeri girdi ya da bir şey oldu. İade-i sıha. Sıhhati iade ederiz o dengeyi sağlayarak. İzaletül maraz, marazı hastalığı izale ederiz. Ortadan kaldırırız ve sonra onu tekrar hıfz-ı sıhhaya alırız. Onun için hıfz-ı sıhha çok önemlidir klasik tıpta. Bu yeni yeni gelindi buna modern tıpta değil mi? Hıfz koruyucu tıp diyorlar şimdi. Hıfz-ı sıhhada ne var? Arkadaş çok ilginçtir bakın. İçtiğiniz sudan, tabii hıfz-ı sıhha öyle kolay bir iş değil ha. İçtiğiniz sudan, yaşadığınız mekana, yediğiniz yemeklere, hatta yürüyüş. Bakın bu yürüyüşe çok ağırlık veriliyor şimdi. Zannediyorlar ki çok yeni bir şey. Hayır. Klasik ahlak kitaplarına bakın. Yürüyüş, yani ahlaklı olmanın ilk koşulu yürümektir. Çünkü yürümek bedeni dinç tutar. İki doğa spor vardır klasik gelenekte. Biri yüzmek, biri yürümek. Diğerleri yapaydır. Boks, güreş. Bunlar yapay. Dolayısıyla yürümek ahlakın ilkesi kabul edilir. Bakın açın şeyi. İbn-i Miskeve'nin Tehzibül Ahlakı'nda söylüyor bunu. Bedeni imal edemezsin bak. Beden o kadar önemli bir şey yani. Hıfz-ı sıhha kolay bir iş değil. Yediğin yemek, içtiğin su, oturduğun mahalle bunlar hepsi önemli. Ha tüm bunlar bittikten sonra yine hasta olursan. Onun için klasik tıpta bir kavga vardır biliyorsun. Bugün de var. Edviyecilerle eczeyeciler arasında. Yani ilaççılarla beslenme, ne diyelim, beslenmeciler.
Yani gidiyorsun doktora, doktor diyor ki senin beslenme alışkanlığını değiştirmemiz lazım. Bugün de var böyle yaklaşım. Sen yanlış besleniyorsun. Bunu değiştirelim düzelirsin diyor. İlaççılar da diyor ki kardeşim ya bizim rızkımıza mani oluyorsunuz. Adama yaz ilaç diyor. Bugün de var. Zannediyorlar ki çok yeni. Hayır. Mısır'da bunun için savaş olmuş. İç savaş. Birbirine girmişler. Edviye ve egziye. Onun için o dönemdeki en önemli metin ne? Cami'il müfredat fil edviye ve egziye. Yani ilaç ve beslenmede ansiklopedik bilgi diyelim. Şeyi iyi anlamak lazım olup bitenleri. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla ahlak bilimi bize bu şeyi hıfzı öğretir. Nasıl ahlakımızı nasıl koruyacağız? Bozulduğunda nasıl onu iade edeceğiz? Bunu öğretir. Nasıl ki diyor ilmi tıp ile bedenin sıhhat-ı hasılasını hıfzu idamet. Yani koruyarak sürdürmeyi ve maraz-ı arızı def etmek. Eğer bir hastalıkta arız olduğunda onu da def etmeyi ve sıhhati zaile eden, ortadan kaldıranı şeyi temizleyerek sıhhati iade etmeyi sağlarsa ahlak da önce huylardan kötü huylardan bunu temizleyerek ahlak-ı haseneyi tahsil etmeyi sağlar. Bunu korumayı ve sürdürmeyi sağlar. Eğer hulku redi arizu tarih ise, eğer kötü ahlak, kötü huylar ona arız olursa onu nasıl ahlak-ı haseneye tebdil edeceğimizi öğretir. Nasıl bunu iyi ahlaka çevirebiliriz? Ve eğer nefs aslı cibilletinde hulku hasen ve huyu ni üzerine cari ise o hulk idameti tekmil kılınır. Eğer ahlak kişi daha doğuştan iyi ahlak üzere ise onu korumaya ve onu geliştirmeye yarar bu. Yani insan şimdi burada önemli bir probleme girecek. Vaktimiz var mı ona girmeye? Yani insanların buradaki cümle biraz tehlikeli. Doğuştan bazı insanlar huyları itibariyle iyi doğuyorlar. Belki yani şey düşünsek genetik, epigenetik nedenlerle. Bunlar iyi doğuyorlar. Bunları ne yapacağız? Koruyacağız ve geliştireceğiz. İdamet ve tekmil kelimesini kullanmış. Ama bazı insanlar da doğuştan ailevi nedenler, fiziki nedenlerle sorun doğuyor. Bunlara ahlak-ı haseneye tebdil edeceğiz diyor. Tebdil oluna. Tamam mı? Ve onların daha iyi ahlaklı olmasını sağlayacak yöntemleri bulmamızı sağlar. Bu şunu doğuruyor arkadaşlar. O zaman bu doğuştan bazıları iyi bazıları kötüyse huyları bakımından. O zaman şu soruyu soruyor bakın çok önemli bir soru. Huyları değiştirmek mümkün müdür? Tebdili hulk mümkün mü? Bu Galen'in ortaya attığı bir problem zaten onu da ele alacak. Yani şöyle, bunu metni okumayacağım. Metni ya, önümüzdeki hafta gireriz. Ayın kaç olacak önümüzdeki hafta? Bu uzun bir konu. 13. Onu not alayım ama şimdi ön bilgi vereyim size. Şimdi biz ne dedik? Hatırlayın bir mizaç dedik değil mi? Mizaç ortaya çıkıyor. Bir fizik, bu evrenin içerisinden geliyor bu fizik. Karışıyoruz. Ortaya bir mizaç çıkıyor. Bu mizacın bir şey nefs. Onu nefsi anlatırken söyleyeceğim nasıl oluyor. Şimdi ikili bir yapımız çıktı ortaya. Yani şöyle su çok temiz olabilir. Nefis aklın logosun insana giren tarafıydı hatırlarsın. Psühe. Şimdi su çok temiz olabilir ama borular kirliyse su da kirlenir. O öyle düşünüyor. Yani ne diyorduk telefondaki şeylere? Uygulamalar. Uygulamalarda problem varsa sinyal uydudan istediği kadar gelsin. Düşmüş, ezilmiş, kırılmış da değil mi? Ha. Şimdi dolayısıyla oradan hasıl olacak huylar da problemli oluyor. İşte ekran şey oluyor böyle titreşiyor bilmem ne falan gidiyorsun tamirata veriyorsun.
Şimdi bu mizaç bir karışım. Ve işin garibi bu mizaç doğal bir şey. Fiziksel bir şey yani. Bakın. Çıktı bu mizaç ortaya. Soru şu. Mizacı nasıl değiştirmek mümkün mü? Değil mi? Mizaç huy demek biliyorsun. Mizaç karışım demek. Ne çıkarıyor? Mizaç fonksiyonları var. İşlev. Buradan huylar çıkıyor. Huy yani hulk demek. Hulk da ahlak demek biliyorsun çoğulu. Dolayısıyla huylar. Şimdi bu dedik ya fizik kökenli bir yapısı var bunun. Şimdi bu mizaç bir bütün oldu. Fonksiyonları var. İşte adam mesela utangaç. Mizacı gereği utancak. Mizacı gereği zalim. Mizacı gereği hırsızlık yapıyor. Mizacı gereği atılgan. Mizacı gereği gözü kara. Şimdi bunu düzeltebilir miyiz? Tebdil. Şimdi tebdil kelimesi önemli. Bakın tebdil demek klasik Türkçe'de yerine başka bir şey ikame ederek değiştirmek demek. Değiştirmek demek değil. Tebdili de değiştiriyoruz, tağyir, hepsine değişim diyoruz. Doğru değil o. Tahavvül de değişmek, tağayyür de değişmek değil mi? Tebdil de değiştirmek ama yerine benzerini koyarak, bedel. Tebdil, bedel kelimesinde. Mübadele gibi. Yani sana bir kalem verdim, bana bir kalem. Mübadele, aynen güzel. Tebdil bu demek. Yani yerine başka bir şey koyacaksın. Kötü bir şeyi aldın, orada bırakmayacaksın. Onun benzerini oraya koyacaksın. Şimdi bu mümkün mü değil mi diye bir tartışma var. Klasik gelenekte. Bugün de var bu. Yani Big Bang'ten itibaren her şey determine edilmişse. Genetik yapımız her şeyi determine ediyorsa. Şimdi düşünsen 14,5 milyar yıl geçen bir geçmiş var. Ben buradayım. Ayağımı böyle attım. Dolayısıyla ayağımı böyle attığımda bu ayağımı böyle atacağım determine edilmişse, belirlenmişse benim buradaki konumum nedir? Özgür müyüm? Tercihte bulunabilir miyim? Yapmama iradem var mı? Diyelim ki yok. O zaman hukuk, eğitim, terbiye, hatta nübüvvet çöktü. Çünkü peygamber beni işte şöyle yapmak günah, böyle yapmak günah. Ya kardeşim benim tabiatım bunu yapmayı gerektiriyorsa yapacağım zaten yani hırsızlığı. Ya da adam öldürmeyeceksem öldüreceğim yani. Değil mi? Peki bunu değiştirebilir miyiz? Bugün de aynı şeyi tartışıyoruz. Sadece zeminin içerik farklılaştı. Aynı şeyi tartışıyoruz. Bir insanın mesela adam diyor ki eğer diyor beyaz ırktan değilse, Aryan değilse bir insanın medeni olması mümkün değil diyor. Diyor mu bunu? Şeyden beri David Hume, Kant, Hegel bütün felsefe bunu söylüyor. İstediğin kadar sen çalış Türkler olarak medeni olamazsınız. Özsel olarak mümkün değil yani. Mizacınız müsait değil buna. Adam onu diyor sana yani. Bunu nasıl cevaplandıracaksın? Şimdi bugün de bu benzer tartışmalar var demek istiyorum. Yapısı itibariyle şöyle ya da böyle olan, genlerinden kaynaklanan diyelim. İşte öbürü ona karşı hemen epigenetik teori çıkıyor değil mi? Evet ama genler önemli, çevre de önemli. Değil mi? Epigenetik teori bu. Şimdi bu aynı meseleler tartışılmış arkadaşlar. Bir üç görüş çıkacak ortaya, onları önümüzdeki hafta konuşacağız. Birincisi, mizaç değişmez. İstediğin kadar uğraş. İkincisi mizaç değişir. Yani adam A şeklinde doğmuştur. Değil A'ya çevirebilirsin onu. Eğitimle, öğretimle. Üçüncüsü yönlendirilebilir. %100 değişmez ama yönlendirilebilir teorisi var. Bu üç teori arasında bir kavga olacak. Bunların kendine göre delilleri var. İşte bir grup onu savunacak, ona delil üretecek. Bir kısım tamamen değişirse ona göre delil üretecek. Buradaki temel argümanları terbiye, talim, yani bir insanı ailede terbiye etmek ne demek eğer mizacı değişiyorsa, değişmiyorsa. İkincisi eğitim. Adam, insanlara eğitim veriyoruz. Üçüncüsü nübüvvet. Tabii o nübüvvette Kınalizade'nin problemi. Nübüvvetin anlamlı olabilmesi için mizacın değişmesi, değişebilir olması lazım. Ama bunun sınırı ne? Ne kadar değişebilir?
gerçekten %100 değişebilir mi? Bunlar üzerine uzun uzun metinler, tartışmalar olacak. Her biri delil getirecek. Bunun üzerine konuşacağız. Burada değişen beden mi? Yoksa nefsin bedeni kontrol etmesi mi? Nübüvvet. Mesela diyelim ki biz bedeni değiştiremeyeceğimize göre o bedeni tedbir eden, onu tedebbür eden nefsi mi değiştireceğiz? Bu da bir sorun. Bedende de değiştiremeyeceğimiz. Nedir mesela? Yok, o mizacın bir parçası değil o. Mizac. Dört yani unsur. O da o bir bu yani o da o gelenekten gelen teori. Şimdi bizim arkadaşlar klasik tabii bu sistem dedik ya fiziğe dayalı bir sistem. İşte dört unsur teorisine dayanıyor. Dört unsurun dört niteliği var. Bunlar öyle çok komplikedir ha. Karışım sistematiği var. Bu karışım sistematiğinden mizaçlar ortaya çıkıyor. Çok çeşitli mizaçlar var. Matematiksel bir analiz var orada. Tamam mı? Farklı mizaç türleri var değil mi? Bu şeyde dört unsur, dört nitelik bir de dört şey var, hılt var. Hılt da karışım demek biliyorsunuz. Değil mi? Türkçe'de kullanıyoruz halt etmek. Halt ettin yani. Oradan geliyor. Halt etmek, karıştırmak demek yani. Aslında halt ettin. Karıştırdın. Şimdi dört unsur, dört nitelik artı dört hılt bunların kombinasyonlarından çok farklı şeyler çıkıyor. Mizaçlar çıkıyor. Bunların hatta çok ayrıntılı dökümleri var. Belirli bir zeminde belirli. Bu tabii bunu nasıl söyleyelim? Maddi delille gösterecek durumda değiller. Büyük ihtimalle bunları simyacılardan aldılar. Bu sistematiği. Simyacılar gene yani Mısır hermetik gelenekten alınan bir şey bu. Ama neticede bu farklı kombinasyonlarla mizaçlar ortaya çıkıyor. Bir mizaç yok ki. Bir sürü mizaç var. O dört unsurun baskın olduğu, niteliğin baskın olduğu, hıltın baskın olduğu filan. Ve o mizaçlar, şimdi sayısını tam hatırlamıyorum. O kadar çok mizaç türü var ki. Bunları siz bir idealde mizaç oluşturuyorsunuz kafanızda. Neticede değil mi? Bir gramer, ahlak bilimi bir gramerdir. İdeal bir mizaç oluşturuyorsunuz. Bu ideal mizaca bunları nasıl yakınlaştıracaksınız? İşin ilginç bir şeyini söyleyeyim size. İtidal dediğimiz şey her insan için farklı. Şöyle bir şey değil abi bu. Bir terzi düşünün. Terzi size bir ceket dikiyor. Herkese aynı ceketi giydiriyor değil. Bakın bu çok önemli. Bugün çok faşist bir anlayış var. Aydınlanmadan gelen Gadamer'in ifadesiyle. Üniform tek biçimci faşist bir anlayış var. Bu her yerde var. Üniform tek biçimli. İşte Türkler şöyle oturur, Türkler şöyle kalkar gibi. Bunu insanları elden geldiğince tek biçimli düşünmeye, tek biçimli konuşmaya, değil mi? Dil birliği sağlıyoruz. Şimdi Fransız devrimine oluncaya kadar Fransızcayı Fransa'nın %17'si konuşuyordu. Fransız ulus olunca değil mi? Ulusun birbirine benzemesi lazım. Şekli olarak da. Ona çalışmıyor muyuz? Ama klasik sistemde öyle değil. Her zaman kişinin ölçüsünü alacaksın. Ceketi ona göre şey yapacaksın. Biz ceketi sabit, modeli sabit, insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Uzun diyoruz, kesin kollarını. Ceket olması lazım da. Çok kilolu zayıflatın. Zayıf şişmanlatın. İnsanla uğraşıyoruz. Modern sistem insanla uğraşır hep. Klasik sistem değilse model. Ceketi ölçüsünü aldık arkadaşımız. Biraz kilo ceketle oynadık biraz. Ama ceketin modeli ilkece aynı. Bir ceket modeli var. Tamam mı? Dolayısıyla bir kişinin ahlaklı olması demek huylarındaki itidal demektir. Bu itidal sana farklı, bana farklı, ona farklı, şuna farklıdır. Mutlak bir ideal referans noktası var da herkes oraya göre nispet edilecek değil. Çünkü senin mizacın ayrı, benim inanılmaz hani diyorlar ferdiyet yoksa tam zıttı. Tam tersi. İlaçlar da ona göre hazırlanıyor arkadaşlar. Bugün sen fabrikasyon ilaç kullanıyorsun. Amerika'da üretilen bir ilacı, Yeni Zelanda'da da, Türkiye'de de, Çin'de de aynı şekilde kullanıyorsun. Öyle değil mi sayın hocalarım?
Ama klasik gelenekte ilaç kişiye göre yapılır. Mizaç farklı. Ha, bu nüfusu kaldırır mı? O ayrı bir konu tabii yani. Bu nüfusu kaldırmaz öyle. Her doktor ilaç yapmaya kalksa çok zor. Ayarını nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama klasik sistemde nasıl ki bedeni hastalıkların ilacı kişiye özelse nefsi hastalıkların ilacı da kişiye özel. Dolayısıyla ahlaktaki yani hıfz-ı sıha ve iade-i sıha dedik ya kişiye özeldir. Ahlak bir model verir ama o modelin uygulanması kişiden kişiye değişir. Ceket modelini unutma burada yani. Yani dediğim gibi nüfus az. O dönemde ne kadar nüfus var yani. İnsanlar da çok uzun yaşamıyor zaten. Değil mi? Biraz sistem farklı çalışıyor. Biz bugün öyle yapmıyoruz. Biz bugün erdemler, işte değerler diye bir şeyimiz var. Erdem yok, değer ahlakı var. Erdem ahlakı yok. Değerler belirliyoruz. Trabzon'daki çocukla, Muğla'daki çocuk, Hakkari'deki çocukla, Edirne'deki çocuk, Sinop'taki çocukla, Adana'daki çocuk aynı sistemden. İklim, oradaki topografya, yeme içme alışkanlıkları, değil mi? Efendim, kültür, yerel mahallik, o başka. Sen memleketinin kültürü muazzam ama bir de ortak bir kültürümüz var deyip, değil mi? Böyle bir şeyimiz var, anlayışımız var. Bu da biraz zorluyor tabii yani. Ortaya bir tek biçimlilik çıkıyor. Mimariden tut, davranışlara kadar. Efendim, oturup kalkışlara kadar tek bir biçimli yapı ortaya çıkıyor. Daha düne kadar bu yoktu tabii. Bunu yollar bunu. Sonra radyo, televizyon, gazete. Önce gazete tabii. Sonra da şey. Biliyorsun böyle bir cümle vardır. Ulusları gazeteler yaratmıştır diye. Medya yaratmıştır diye bir cümle var. Gazete sistematiği kurulduktan sonra ortak bir ulus bilinci ortaya çıkıyor falan diye. Yani o dönemdeki coğrafi şartlar, iletişim imkanları, bildirişim imkanları, ulaşım imkanları ürettiğiniz yapıları belirliyor. Öyle bunlar gökten zembil inen şeyler değil, tarihsel hadiseler.